Herkes almış. Abi ben yok. Çadır açmışsın. Ben açardım bana biraz. Yolu kesemiyor abi ya. Kan çekti bak direkt sana geldim abi. Mehmet! Hocam! Çektin mi? Usta! Çek bu şeyler. Hadi çek. Hep beraber çek. Yusuf çekil aradan. Çek çek. Mehmet abi seni de kutlattın, sen de gel. Geç şöyle gel. Yasanın düzeltilmesini istiyoruz. Tekrardan hakkımızı, alınan dilimizden hakkımızı verelim. Bugün burada şehit aileleri ve gaziler olarak karşınızda bulunmaktan ve bu açıklamayı yapmaktan büyük üzüntü duymaktayım. 17 Aralık 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye genelinde 236 terörle mücadele gazimizin emekli maaşlarını kesmiştir. Vatani görevini yapmaktayken terörle mücadelede yaralanarak tedavisi bittikten sonra devletin gazi maaşı bağladığı her gazi aynı zamanda engelli bir vatandaş olmuştur. Gazilerimizden çalışabilir durumda olanlara toplumdan kopmasın, yalnızlığa itilmesin, psikolojik travma yaşamasın diye rehabilite amaçlı devlet kurumlarında çalıştırmak üzere bir istihdam hakkı verilmiştir. 5510 sayılı kanunun 38. maddesi ve 6495 sayılı torba kanunun 80. maddesi yasalaşana kadar gazilerimiz engellilik oranlarına göre devletimizin engelli vatandaşlara sağladığı emeklilik haklarından yararlanmaktaydı. Bu kanunlar yasalaştığı andan itibaren gazilerimizin gazi olmadan önceki sigorta giriş primleri silinmiştir. Devletimizin 5510 sayılı kanunun 28. maddesiyle engelli vatandaşlara sağladığı emeklilik hakları elinden alınmıştır. Bu sebepten gazilerin emeklilik durumları
ne kadar uzun kaybı olursa olsun, eli, kolu, bacağı, gözü olmasa da mecburi olarak 65'li yaşlara bırakılmıştır. Gazilerin maaşlarının kesilmesinde iki temel sorumlu vardır. Birincisi 2003 yılındaki mevcut hükümettir. Askerlik öncesi sigorta giriş ve prim günlerini yakmış, emeklilik haklarımızı gasp etmiştir. İkinci sorumlu ise Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 ve 2013 yılında çıkan kanun maddelerini bilmeyerek engellilikten dolayı günü dolup müracaat eden gazilere emekli olabilirsiniz diyerek maaş bağlamış. Şimdi ise ben hata yaptım, hatamı yeni fark ettim, şimdi maaşlarınızı kestim demektedir. Madem bu gaziler emekliliği hak etmiyordu, Sosyal Güvenlik Kurumu neden emekli maaşı bağladı? Gazilerin maaşını kestiniz, sigorta primlerini yaktınız. Sıradakiler tüm şehit yakınları ve gaziler mi? Kanun bilmez, kanunları takip etmez Sosyal Güvenlik Kurumu çıkardığı kanunla kendini kurtarma çabasına girmiştir. Kanunu çıkarır çıkarmaz da 10 gün içinde gazilerimizin maaşını kesmiştir. Neymiş efendim? Gaziler sehven emekli edilmiş. Dernek olarak 17 Aralık 2019 tarihinde gazilerimizin maaşın kesilmesi haberini alır almaz Türkiye genelinde 81 ilimizde sosyal güvenlik kurumları önünde basın açıklaması yaptı. 24 Aralık Salı günü de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yapma kararı aldık. Dün de Aile ve Çalışma Bakanımız ile görüşülmüştür. Sayın Bakan, kendisinin yürütme makamı olduğunu, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yasama makamına durumu ileteceğini, sonuç olarak çözüm noktasında kendisine yetki verilirse en iyi şekilde çözeceğini taahhüt etmiştir. Anayasamızın 10. maddesinde çocuklar, yaşlılar, özürler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malum gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı gelemez ibaresi vardır. Yine aynı anayasa maddesinde devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle gazileri korur, toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar hükmü bulunmaktayken yasalaşan bu kanun maddeleri anayasaya aykırıdır. Bu maddeleri yazanlar kesinlikle devlet ile gazisini karşı karşıya getirmeye çalışan art niyetli kişilerdir. Bu kanunu yazsa yazsa 2013'te hükümetin içindeki FETÖ'cüler yazmıştır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bu oyunu hep birlikte gazilerimiz olarak bozacağız. Kanun ile sigorta primleri sayılmaz demek, var olan hakkı gasp etmek demektir. Gerekirse tüm hukuki yollar denenecek, Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek, Haklar İnsan Hakları Mahkemesi'ne hep birlikte gideceğiz. Yüce Gazi Meclis'ten gazilere yapılan bu büyük ayıptan derhal geri dönmesini bekliyoruz. Şehit aileleri ve gaziler bana kardeşimden daha yakındır. Onlara yapılan yanlışı kendime yapmış sayarım diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyorum. Tüm gazilerimize yanlış yapılmıştır. Bu sorunun size sağlıklı bir şekilde iletilmediğini düşünmekteyiz. Cumhurbaşkanımıza konuyu anlatmak için randevu talep ediyoruz. Unutmamalıdır ki vatan için uzuvlarını veren gaziler şehitlerin yaşayan şahitleridir. Gazinin el, ayak, göz protezini ödemediniz, sustuk. Hastanede tedavi farkları çıkardınız, sustuk. Şehit annesine 597 lira maaşı layık gördünüz, sustuk. Yılda bir defa hatırlayıp göstermelik bir törenle gönülleri almaya çalıştınız. Gaziler belki hayata küstüler ama bu vatana asla küsmediler. Evet. Sadece vatan dediler,
başka hiçbir şey demediler. Kamuoyuna ve yüce Türk milletine saygıyla duyururuz. Saat 15'te kabine toplantısında Bakanlar Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu iletecektir. Dün yapmış olduğumuz görüşmede de bu konuyla ilgili geri dönüş sağlayacağını söylemiştir. Biz de şimdi gaziler olarak kabineden bize iletilecek sonucu almadan buradan hiçbirimiz ayrılmıyoruz. Davamızdan vazgeçmeyiz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, buraya hakkımızı aramaya geldik. Maaşı kesilen gazilerimizin tekrar bağlanması için bize yapılan mağduriyeti tekrar elde etmek için buraya toplu olarak, dernek olarak 2000 kişi olarak toplandık geldik. Eğer bu hak çıkmasa bu akşama kadar buradayız. Bir dahaki sefere 10.000 kişi geleceğiz ve biz bu hakkımızı söke söke alacağız. Çünkü bu bizim doğal hakkımız. Gerekirse hafta gelir. Akşam savcı beni almasın. Savcı beni gelip almadı. Evet, Osmaniye'den gelen, Kırklareli'nden gelen, Kocaeli'nden gelen, bak yan yana kardeşçe, dostça. Kırklareli. Kırklareli. O yüzden de ben... Ayıp ya. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir şey.